Güzel ama fakir kız mı? Çirkin ama zengin kız mı? Güzel ama. Çocuktan çok değişik cevaplar geleceğini inanıyorum ve hissediyorum. Bir kere net olarak zengin diyecek ama sonrasında ne diyecek bilmiyorum. Neresi burası? Fakir kız mı? Ya bu gerçekten böyle bir şey mi arkadaşlar? Şimdi herkes böyle bir bak anında soruya bir cevap verdiniz. Zengin veya çirkin veya fakir her neyse. Direkt böyle kalıbı koydunuz ortaya. Bunlar şart mı? Hani gönüllerin uyuşması, kafanın uyuşması, birbirini sırt sırta da gelebilmek, o çekim, o dokunuş, o hissiyat. Ne diyorsun abi? Boş ver. Sen zengin fakir yürü kardeşim. Boş ver. Çirkin ama zengin kız mı? Çirkin ama zengin olan para her şeydir. Evet, parayı yerim başka kızlarla. Fark etmez pezevenk Ol işte ya. Bir de başka kızlarla yerim diyor her ya. şeydir. Fark etmez pezevenk her şeydir. Aldatır mısın? Evet. Sen sıçtın oğlum bu saatten sonra. Evet. Güzel ama fakir kız bence yani. Çünkü güzelliği satın alamazsınız bence. Yani doğal güzelliği satın alamazsınız. Bu kadar yani. Doğal güzellik satın alınmaz. Bence çirkin ama zengin kız olabilir. Çünkü yani yaşımız için yani böyle işte fazla sevgilimiz olabilir ve hani birazcık kullanılmaya uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden zengin daha mantıklı bence. O kalbi yok mu abi? Kalbi yok. Bu şimdi Bunun kalbi yok, bu kalpsiz kalpsiz. takılacak, eğlenecek, kızlarla gönül eğlendirecek. Zaten soyadı Kabadayı, çok Kabadayı adam. O yüzden böyle düşünüyor diye düşünüyorum ben. Vallahi her ikisi de. Kadınları ayırt etmiyoruz. Kadınları seviyoruz. Her ikisi de olur yani. Nefes alsın değil de Helal. öldükten sonra 8 saat sonra bile geçerli yani. Sorun yok. Kolay gelsin. Çirkin ama zengin. Öldükten ne dedi? Sorun yok. Kolay gelsin. Sonra 8 saat sonra bile geçerli yani. Sorun yok. Kolay gelsin. Oğlum ters köşe mi yedik? Ne dedi? Ben anlamadım. Benim kafam çalışmıyor. Çirkin ama zengin bir kız. Güzel ama fakir bir kız abicim. Abicim, iç güzellik daha iyi. Parasını yerim. Abi güzel ama fakir kız daha iyi bence. İç güzellik önemli. Şey arkadaşım söylediği gibi. Dış güzellik ve iç güzellik daha önemlidir. Aynen parayı yerim. Parası. Dünya sikini diyor adamı. Niye zaten bu? Pezemek bu. Bu arada şerefsiz değilim. Güzel fakir kız. Abi nefes alsa yetiyor. Ama biraz insan olsun ya. Hani sevsin beni. Güzeli, çirkini, fakiri, zengini pek ilgimi çekmiyor ama. İnsan olsun öncelikle. Beni Helal sevsin lan. Abi. Helal Aynen. lan. Aşk tepkili. arıyor adam, aşk. Bana bakıp nefes alması yetiyor. Hani normal anlamda nefes... He bu ben yukarı nefes alsın yeter mi? Nefes alması, sana bakması. Tabii. Tamam. İşin sırrı orada. Güzel ama fakir kız. Bazen güzel ama fakir kızlardan hoşlanıyorum. Bazen de böyle çirkin ama zengin kızlardan hoşlanıyorum. Duruma göre o günkü evet libidona bağlı bir şeydir. Yok güzel fakir kız. Fakir kız güzel, güzel fakir kız. Güzel ama fakir kız. Çirkin ama zengin olsa? Bence olmaz. 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 Teşekkür ederim. Olmaz. Güzel ama fakir tercih ederim. Çirkin bir süre sonra bir trafik kazasında bir yüzünü kaybetse, mal varlığı hiçbir şekilde kurtarmaz kendisini. Paranın çözüm olmayacağı yerler var. İnşallah manevi güzellik daha önemli diye düşünüyorum. Şu ortamda zengin olup çirkin olanı tercih ederim. Şimdi biliyorsun ekonomik sıkıntıları. İyi bir şey söyledi herhalde. Yani fizik... Ama kafalar yanmış yani. Kafalar çok fena ya. Aha. Tercih ederim. Şimdi biliyorsun ekonomik sıkıntıları. Para çok önemli artık. Yani fizik her şeyi değiştiriyorlar artık boy pos hariç. Her türlü estetik yapılıyor. Bu arada buna çok katılıyorum ya. Yani artık buna çok katılıyorum. Erkeklerde de bu geçerli, kadınlarda da. Bir şekilde 3-5 dokunuşta herkes birbirine benzeyebiliyor abi. Herkes güzelleşebiliyor bir noktada günümüzde. Hani o doğal güzellik dediğimiz şey artık gitgide azalmaya başladı. Şimdi estetiğe karşıyım falan diye söylemiyorum. Beden kişilerim bana ne? Ama genel olarak baktığı zaman durum bu. Dokunuşlar hep aynı. Kaşlar yukarı, dudaklar şişiriliyor, burun yapılıyor.
Ondan bir kıyafet bitti gitti. O açıdan söylüyorum. Benim fikrim ahlakı iyi olsun yeterli. Ahlak iyi olsun, karakteri iyi olsun yeterli. Ya şimdi çirkin hiç kimse yoktur. Ofiyedim genel olarak çirkin kız yok. Sadece bakımsız kızlar vardır bence. Çirkin ama zengin. Estetikle düzeltilir. Düzeltilir. Çocuğun çirkin olur. Olsun. Onu da düzeltiriz. Parayla her şey düzelir diyor. Evet. Abi güzel olsun, fakir kız olsun. En azından başımıza kalmaz dediği gibi abimin. Ama zengin olursa bir şey dediğimiz an babasının evine gider. Bence güzel ama şey... çok tehlikeli bakış açıları pardon, bunlar ya. Çirkin ama zengin kız günümüze göre uyarlanıyor. Ama bence güzel ama fakir bir kız çok daha uzun bir evlilik için, daha mutlu bir hayat için daha iyi olur. Çirkin ama zengin kız. Neden? Neden? Güzellik gelip geçicidir. Zenginlik bakidir diyeceğim ama... biraz kıvılcımdan uzak durmak lazım. Derler ya hani zengin güzelliğe bir sivilceye, zenginliğe bir kıvılcım yeter. O yüzden kıvılcımdan uzak durmak lazım. O yüzden çirkin ama zengin kız. Güzel ama fakir kız. Yanlış söyledi. Yüreği temiz olsun yeter. Abi güzellik daha önemli benim için. O yüzden güzel ama fakir. Daha iyi. Evet abi. Güzel ama fakir ama çirkin kız. Yanlış oldu ya. Abi bir daha tekrar alalım. Güzel ama fakir kız. Fakir ama çirkin kız. Neden? Öyle abi daha iyi oluyor. Kopmuş, nasıl diyeyim abi sana, kendini beğenmiş dediği gibi. Güzel ama fakir kız. Abi her şey para değil. Bazılar her şey parayla halledebileceğini zannediyorlar ama her şey para değil. Para her şeyin anahtarı değil. Para çözüm değil yani. Paradan daha önemli şeyler var. Mesela? Sevgi, dostluk, bunlar gibi şeyler. Çirkin ama zengin kız. Neden? Eğer senin paran varsa... Sıkıntı olmuyor yani isterse. İstediği kadar fakir olsun. Sen onu yaşatacaksın. Güzel ama fakir kız. Güzelliği önemli benim için. Güzel ama fakir kız. Güzel ama fakir. Bilmiyorum ya her şey para değil. Egosu olmaz herhalde öyle düşünüyorum. Ya güzel ama fakir kız. Güzel çünkü. Anladığım şu. Güzel ve çirkinle alakası olmaz. Sadece kendi sağlığına güzel olsun. Sevsin. O da onu sever. Paraya önemli tavırmaz. Güzel olsun. Temiz olsun. Geçeni çıkar giderler. Adam olsun tabi. Yani tertemiz yorum işte. Efendim güzel ama fakir kız mı yoksa çirkin ama zengin kız mı? Zengin çirkin erkek. Bize fakir lazım gönlü zengin olur. Havalı olur. Havasından geçilmez. Ama şey olduğu zaman böyle her şeyin kıymetini bilir. Aynen. Güzel ama fakir kız. Zengini sevmiyorum. Daha iyi. Davul dengi dengine çalar. Sarı mı? Ne oldu lan sonunda? Dengini sevmiyorum. Daha iyi. Davul dengi dengine çalar. Bir de çarptı ya mikrofon. Sarı mikrofon. Ben bu videonun yorumlarını çok merak ettim. Kafa dengi olmadıktan sonra güzellik de fayda etmiyor, zenginlik de demiş. Amaç önemli. Evlenmek içinse fakir ama güzel. Sade yüz güzelliği değil, iç de güzel olsun. Parayla saadet olmaz. İçine sinmesi lazım. Benim yerimde olsaydı insanlar nasıl dur geçen? Ahlaklı namazından yazında olsun, zengin fakir fark etmez demiş. Para mutluluk getir fakat ihtiyaçları karşılanana kadar geri kalanını maneviyat doldurur. Sürekli mutluluk diye bir şey yoktur demiş Erol abimiz. Allah herkese güzel ama fakir bir kız erkek nasip etsin. Unutmayın para değil. İmanınız sizi ahirette kurtaracak. Parası bol olan bir kız ve erkek parasıyla cenneti satın alamaz demiş Fatima. Vallahi her ne koşulda olursa olsun namusuna ve evine düşkün kadın baş tacıdır demiş. Aşktan nefis kokanların hayalleri de bir o kadar yaratıcı oluyor. O günkü libidoma bağlı her şeyi yanına koyayım. Bu aradan çok enteresandı ya. Hayatımı 1.29'daki abiler gibi arkadan izliyorum. Bıyıklı abimiz ne güzel konuştu. Ahlaklı diye konuşan diyen var.